Herkese merhabalar ben Koray Sadıklar. Yeni bir Laravel dersiyle karşınızdayım. Bugün Laravel 9'daki yenilikleri sizlerle beraber inceliyor olacağız. Kurulumu bu derste gerçekleştirmeyeceğim. Bundan sonraki videoda Laravel 9 nasıl kurulur, nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Bu videomuzda sadece yeniliklerden bahsediyor olacağız. O zaman vakit kaybetmeden neler değişmiş hep birlikte inceleyelim. Evet, öncelikle ilk dikkat çeken Laravel sitesinin yeni versiyonla beraber tasarımının değişmiş olması. Eski sisteme göre biraz daha düzenli, karakterleri ve renkleri değişmiş ve farklı özellikleri öne çıkartan bir web tasarımı kullanmışlar. Buradan birçok şeye erişebiliyoruz. Güzel de bir tasarım yapmışlar. Zaten ekosistem bildiğiniz gibi birçok yardımcı paket veya yardımcı sınıfla beraber ya da ücretli paketlerle beraber geliyor. Laravel istersek bunlardan da faydalanabiliyoruz. Ama içerisinde barındırdığı ücretsiz paketlerle de zaten birçok işimizi halledebiliyoruz. Dökümantasyonda çok fazla değişen bir şey yok. Eski versiyondaki gibi dökümantasyona yine şuradan versiyonları değiştirerek erişebiliyoruz. İlgili bölümlerde zaten değişiklikler yapılmış. Bunları da zaten ilk giriş bölümünde release notta yani sürüm notları ile beraber nelerin yeni geldiğini detaylı bir şekilde Buradan öğrenmeniz mümkün. Evet dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Artık Laravel daha önceki versiyonlarda mesela 6, 7 ve 8 arasında çok hızlı bir geçişler olmuştu. Zaten burada da gördüğünüz gibi tarihler yazıyor. 2019 hemen 2020 Mart'ta yani Eylül 2019'da 6 mesela Mart 2020'de 7 yayınlanmıştı. Hemen Eylül 2020'de de 8 yayınlanmıştı. Bu çok hızlı bir değişiklik oluyordu. Gerçi klasör yapısında çok fazla değişiklikler olmuyordu ama işte güncellemedir, ihtiyaçlardır falan bu şekilde framework'ın içerisinde yenilikler yapılarak güncelleme yapıldı ama kullanıcılarda ki özellikle de bizim tarafımızda 7'den 8'e geçerken bazı değişiklikler oldu. Birçok kişi bu noktada afallamıştı. Şimdi güncelleme ve destek politikasını biraz daha değiştirdiler. Artık Laravel sürümleri senede bir kere çıkacak şekilde ayarlanacak. Şu anda planlaması da yapıldı. Bakın 9 sürümü zaten Şubat 2022'de 9'unda 10'unda yayınlanmıştı. Şubat 10'da bir lansmanla duyuruldu. Seneye 2023'te Laravel 10 yayınlanıyor olacak. Planlama bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi bug fixler yani hataların giderilmesi ve e, güvenlik güncellemelerinin ne kadar sürede yapılacağı 2 yılla şurada yazdığı gibi 2 yıl süreyle geçerli olacak şekilde bu işlemler yapılacak. Yani Laravel 8 kullanıyorsanız eğer 9'a geçmediyseniz 2023'e kadar Laravel tarafından bir destek alacaksınız. Daha sonrasında bununla alakalı destekler kesilecek. Her zaman güncel sürüme geçmenizi çok çok büyük projelerde daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yedeklemeli gitmenizi tavsiye ederim. Ama gerekli güncellemeleri ve son sürümleri almanızı her zaman tavsiye ediyorum. Bu şekilde buradan takip ederek hangi sürümün ne zaman çıkacağını, ne zaman güncelleneceğini de bilmeniz önemli. Evet, değişen bazı şeylerden bir tanesi de Laravel 9 PHP 8 ile beraber minimum olarak PHP 8 kullanmanızı gerektiriyor. Eğer daha düşük bir PHP sürümünüz varsa lokalde veya serverınızda ya da paylaşımlı hostinginizde bunu PHP 8'e güncelleyip Laravel 9'u ancak ondan sonra kullanabiliyorsunuz. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Yine değişen sistemlerden bir tanesi eskiden Swift Mail sistemi kullanıyordu Laravel 9. Artık Symfony Mail sisteminden destek alarak içerideki o yaptığımız otomatik mail göndermelerini, mail şablonlarını artık Symfony Mailer üstünden gönderebiliyor olacağız. Evet yeni ve güzel özelliklerden bir tanesi Enam desteği yani Eloquent'e Enam desteği geldi. Bu özelliği ekleyerek belirleyeceğimiz değerlerle eşleşmediği zaman işte hata aldırabiliyoruz ya da farklı şeyler yapabilir ya da bizim belirlediğimiz inam değerleriyle beraber bazı kısıtlamalar sağlayabiliyoruz. Daha önceden bunu database bölümünde gerçekleştiriyorduk. İşte yeni bir seçenek eklediğimiz zaman enam değerlerine işte sıkıntılar çıkabiliyordu. Buradan dinamik şekilde artık bunları yönetme ihtimalimiz var. Bununla alakalı da bir örnek sizlerle paylaşıyor olacağım. Örnek üzerinde daha da pekiştirebiliyor olacağız. Evet, bir diğer güzel özelliklerden bir tanesi de controller'da root gruplama özelliği. Yani biz genelde ne yapıyorduk? Routing'lerimizde ilgili sayfaların hangi controller'ın fonksiyonunu çalıştıracağını belirliyorduk. Şurada gördüğünüz gibi yine farklı bir prefix verdiğimizde o prefix altındaki rootları bir birlikte toplayabiliyorduk. Artık controller'ı da root grup yaparak bu şekilde ilgili şeyleri yani tek bir controller altında toplayarak bunları hangi sayfanın bu kontrolürdeki metoda ya da fonksiyona tekabül ettiğini yazarak daha basit bir görünümle bunları sağlayabiliyoruz. Yine güzel özelliklerden bir tanesi full index ve where clause özellikleri geldi Eloquent'e. Bunlar da şema oluştururken database modellemesi create ederken ilgili sınıflara ilgili alanın türünü full text olarak belirterek ve aramalarda işte ver full text ya da or ver full text seçeneklerini sunarak aramalarımızı daha hızlı bir şekilde yaptırabiliyoruz. Bu da güzel özelliklerimizden bir tanesi. Yine yeni gelen özelliklerimizden ve benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi checked ve selected direktivi. Blade şablonlarında genellikle bir checked ve selected kullandığımızda içerisine işte parantezlerle if sorguları yazarız. İşte bu şu değere eşitse bunu seçilmiş yap değilse seçilmemiş yap gibi özellikler kullanıyoruz. Biraz daha uzun bir şekilde bir yazım sergiliyoruz bu noktada. Selected ve Checked direktifleri ile kısa bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi hemen eğer seçiliyse ve buna eşitse bunu seçilmiş yap gibi bir özellik sunacak bize. Bununla alakalı da örneği sizlerle gerçekleştiriyor olacağız. Evet Bootstrap 5 ile alakalı bir sayfalandırma özelliği de Laravel 9 ile la beraber hayata geçmiş bulunuyor. Daha önceki 8 versiyonunda bunu işte Use Bootstrap Pagination diye bir App Service Provider'a yazarak kullanabiliyorduk. Ama Bootstrap 5 desteği Bootstrap 5 versiyonu ile beraber çalışmıyordu. Bootstrap 5 versiyonunda Laravel 9 ile la beraber içeriye entegre etmiş bulunuyor. Evet, hata sayfamız da yenilendi. Artık Laravel üstünde bir işlem gerçekleştirdiğimizde bir hataya düştüğünde bize bize gözüken hata ekranı daha estetik, daha güzel ve daha böyle bir yönlendirici içeriklerle donatılmış bir ekran geçişi yapılmış. Oldukça beğendim. Birazdan da sizlerle bunu paylaşıyor olacağım. Yine root list. Eğer terminalden buna erişiyorsanız daha düzenli ve daha okunaklı bir hale getirilmiş. Daha öncekinde biraz daha böyle girintili çıkıntılı fazla uzantılı gözüküyordu. Biraz daha desteklenmiş bir şekilde hangi dosyanın altında hangi şeyi çalıştırdığı da bu şekilde terminalden eriştiğinizde rahat bir şekilde bunu okuyup listeyi görebiliyorsunuz. Evet 9 ile beraber gelen bazı yardımcı sınıfları da bu sayfadan yine görüntüleyip değişiklikleri release notlardan sizler de görüntüleyebilirsiniz. Evet yine sizlerle paylaşmak istediğim güzel bir şey ben belli bir kısmını izledim çünkü bayağı uzundu 10 saat süren bir online tanıtım yapıldı bütün Laravel konuşmacıları Laracon daha önce ücretli yapılan bir uygulamaydı. Pandemi dolayısıyla ve kitleyi muhtemelen genişletmek amacıyla bu, bu sene ücretsiz gerçekleştirilen Laracon oturumu YouTube üzerinden izleyebilirsiniz ya da Laracon online yazarak yenilikleri, değişiklikleri nasıl kullanıldığıyla alakalı örnek uygulamaları bu video üzerinden rahatlıkla bulabilirsiniz. Hepsi de şurada gördüğünüz gibi bölüm bölüm ayrılmış durumda. Bu bölümlere de şuradan rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Neler yapıldı, kimlerin konuştuğu, özellikle Tyler Otwell'in yani Laravel kurucusunun konuşması ve işte bazı yenilikler vardı yine aynı şekilde. Web 3.0 ve Laravel ile alakalı gelişmeler. Caleb Porzio'nun Alphine, JS ve Livewire ile alakalı konuşmaları vardı diye hatırlıyorum. Farklı konuşmalar da var dikkatimi çeken. Sizlerin de bu bölümü izlemesini tavsiye ederim. Özellikle Laravel ile alakalı gelişmeleri ve merak ettiğiniz konular varsa bu video sizlere çok yardımcı olacaktır. Şimdi hızlıca sizlere birkaç örnek göstererek Laravel 9'daki yeniliklere ufak bir bakış atalım. Evet öncelikle hemen terminale gelip şöyle şunu bir clear yapalım. Öncelikle PHP Artisan versiyonumuza bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi 9.0.2 versiyonunu ben bilgisayarıma kurmuş bulunuyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda Laravel 9'un nasıl kurulduğunu sizlerle beraber yine işliyor olacağız. Laravel 9.0'daki bazı özellikleri sizlerle beraber şimdi hemen görüyor olacağız. Mesela öncelikle hata mekanizmamızı görebiliriz. Şöyle kapattım. Welcome diye bir sayfam yok. Şuradan PHP artisan serve diyelim. Şuradan da gidelim. Evet, Şöyle gördüğünüz gibi hata mekanizmasını eskiye nazaran biraz daha değişmiş. Farklı özellikler var. Tasarımlar değişmiş. Bakın buradan root, session, body, header, client bunlar daha önce farklı yerlerdeydi. Şuradan gördüğünüz gibi yine aynı şekilde stack ya da context olarak içerikle veya hata ile alakalı şeylere direkt erişebiliyorsunuz. tasarımı değişmiş. Biraz daha yine bu gördüğünüz gibi didiumin biraz daha aşağıdaydı. Sağ üste almışlar. Bakın PHP versiyonu, Laravel'in versiyonu buralarda yazıyor. Şurada dokümantasyonlara direkt Laravel'in dokümantasyonlarına gidebiliyorsunuz. Burada bakın editör, hangi editörü kullandığım teması ve farklı şeyler de mevcut. Biraz daha estetik ve değişik olmuş. Hataya direkt buradan editör üstünden erişebiliyorsunuz. Bakın tıkladığımda diyor ki PHP Storm açılsın mı? Aç diyorum. Hatanın direkt şeyine gidiyor, satırına götürüyor. Bayağı estetik ve güzel bir geliştirme olmuş. Ben çok beğendim. Sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Evet hızlıca şuna bakabiliriz. Hemen farklı bir özellik. Yine root listle alakalı. PHP artisan root list diyelim. Rootlarımızın listesini dediğim gibi daha düzenli ve daha güzel bir görünümde sağlayabiliyorduk. Şu anda ben PHP Storm'un terminalini kullandığım için bu şekilde görüntüleyebiliyorum. Normal terminalde görüntülesem muhtemelen daha estetik bir şekilde gözükecek. MacBook'un terminalinde göz gözükse ama burada da daha düzenli ve daha düzgün bir şekilde görebiliyorum. Bakın get post metotlarını burada görebiliyorum. Burada yine neyle alaka hangi dosya altında hangi şeyi çalıştırdığını görebiliyorum rahatlıkla hangi kontrollere ait olduğunu görebiliyorum. Şu anda fazla şeyimiz olmadığı için, fazla routing içeriğimiz olmadığı için burada görüntülediğimiz şey kısıtlı. Çok büyük projelerde daha düzenli ve daha işe yarayan bir görünüm bize sağlıyor diyebilirim. O zaman şöyle bir özellik deneyelim. Rootlardan devam ediyoruz madem. Şöyle yapacağız. Clear diyelim. PHP Artisan Make Controller dedim bir adet home controller diye bir bir controller tanımlama istiyorum, oluşturmak istiyorum. Şuradan geldim app http controller hemen home controller'ım gördüğünüz gibi buraya geldi. Web'e geliyorum. Şuraya route controller diyorum. Daha sonra hangi controller'ı kullanacağımı yazıyorum. Mesela home controller Class diyorum. Şunu atma, atmasının sebebi, uzun atmasının sebebi yukarıda kullanmadığım için bu kadar uzun attı. Daha sonra geliyorum buraya. Grup yap diyorum. Buraya da bir fonksiyonla destekleyerek. Function. Şöyle. Evet artık gruplayacak olduğum rootları da bu içeriye yazmam mümkün hale geliyor. Peki buradaki şeyi mesela uzun bir yazım var burada. Daha önce hatırladığınız gibi ne yapıyorduk? 8 versiyonuyla değişen root'ta bir şey vardı. use deyip şuradaki yapıyı alırsak yani hangi kontrolörü kullanacağımız yolumuzu belirtiyoruz. Şunu da başından kaldırabiliriz. Bu sayede daha düzenli bir, daha oturaklı bir yapı Kullanım, kullanabilmiş olacağız. Daha sonra içeriye de şöyle gelip root işte hangi metotta yazacaksak get ya da post, delete gibi metotları belirleyip yolu yani yuri mesela ya da şöyle yapalım. Example index diyelim. Virgül koyup direkt index yazıyoruz. Bir get daha yapalım. Mesela example detail şöyle detail diye fonksiyonumuzun hani hangi action'a hangi yani home controller'da hangi metoda gideceğini buraya direkt yazarak kullanmamız mümkün hale geliyor. Evet bu örneğimizde de selected direktivini birlikte işleyeceğiz. Az önce anlatırken sizlere söylediğim gibi eski kullanım şu şekildeydi. Ben bu tarz kullanıyordum. Yani bir if condition içerisinde eğer old yani şu gönderilmiş olan, post edilmiş olan ve hata aldığında validation'dan geçmeyince old'la beraber içerisine yazdığımız değerleri alabiliyorduk bu sayede geri dönen değer eğer ilgili değere eşitse selected yaptırıp e, tekrar kullanıcıya e, bir kullanım kolaylığı sağlıyorduk ama artık bunu yazmaktan ziyade burada selected ya da işte check checkbox kullanırsak checked yazarak direkt gelen değeri ya da istediğimiz değerleri bu şekilde eşitse eğer seçtirme ihtimalimiz var. Bu arada editör şu anda bunu desteklemiyor. Güncellemesini de yaptım ama ya. muhtemelen direktifleri henüz algılayacak konuma gelmedi. Güncelleme yapılmamış içerisinde. O yüzden bir hata gibi algılıyor. Ama muhtemelen projeyi çalıştırdığınızda herhangi bir problem çıkmadan rahatlıkla bu şekilde kullanmanız mümkün olacak. Evet arkadaşlar şimdilik yeniliklerle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Umarım Laravel 9 ile la alakalı güncellemeler ve yenilikler hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince sizlere buradaki yenilikleri aktarmaya çalıştım. Tabii ki %100 hepsini aktarmış değilim. Önemli gördüğüm ve kullanabileceğinizi hissettiğim noktaları sizlere aktarmayı tercih ettim. Tabii ki daha fazla yenilik var. Sizler de Laravel'in kendi sitesinden ve özellikle paylaştığım Laracom videosunu izlerseniz ya da işte Laracast üzerinde de bununla alakalı yayınlanan dokümanlar, videolar var. Buraları takip ederek sizler de güncellemeler ve yenilemeler hakkında yeni ya da yenilikler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.